88 Kadıköy'de mendirek vardı Kadıköy'de. Ve Lubunyalar hepsi oraya gelirdi. Ben de yani yavaş yavaş artık keşfetmeye başlıyordum kendim. Yani zaten keşfetmiştim ama benden başka da var. İşte okuyorduğum Nokta dergisinde Lubunyalıkla şey trans kadınlarla ilgili Savaş Ayın çok iğrenç bir şeyi vardı. Hiç unutmuyorum. Şöyle bir başlık atmışlardı. Erkek adamın erkek sevgilisi olur ve böyle çok tipik bir trans fotoğrafı da koymuşlar. O haberleri falan okuyordum. Ama trans kelimesi geçmiyordu. İşte akşamları kadın kılığına giren erkekler gibi yazılar falan. İşte para karşılığı fuhuş yapan adamlar gibi. Bunları biliyordum. Sonra tesadüf oldu. İşte Kadıköy'de gezerken bankta oturuyordum. Adam biri geldi bana çıkalım mı dedi. Nasıl yani falan. Cadının burçasını da anlatıyorum yani. Öyle bir şey. Sonra merak ettim. Tekrar gittim. Aa, bir sürü var, bir sürü var. Yavaş yavaş işlerine gir. Tabii ilk önce kendini saklıyorsun. Hani derneklerde de olur ya işte heteroseksüel olarak gelir. Ben heteroyum ama size dayanışmaya geldim. Bir ay sonra falan açılıyor. Yani bu çok normaldir. Hani çünkü ilk önce bir korkuyor. O park ortamı da öyleydi. Yani o zaman dernek yoktu, bir şey yoktu. Park. İnsanlar parklarda buluşuyordu. Öyle. Yani sokakta tanışma oldu. Hayatın içinde. Sonra artık yani gaylerle, hani Lubunyalarla tanıştıktan sonra onlarda şey fark hissediyordum. Yani şöyle bir fark hissediyordum. Benim onlardan bir adını koyamıyordum ama bir trans durumu vardı. Yani ben kadınım. Bunları değil çoğu. Çünkü öyle bir dertleri yok. İşte benim kılımdan utanma durumum vardı. O zaman daha baskındı heteroseksizim falan. İşte ben penisimden rahatsız oluyordum, asla saklıyordum bilmem ne. Onlar çok rahattı falan. Yavaş yavaş bunları fark ediyorsun. Ve ailende seni hiç anlayabilecek birisinin olmadığını bildiğin için ilk önce aileden koptum ben. Birdenbire bir gün kalktım çıktım, eve artık gitmedim. Sokakta kaldım, bir yandan iş arayışı, diğer yandan Lubunyalar artık şeye geldim. Doyum birhanesi vardı eskiden Aksaray'da. Neresiydi o semtin adı? Bu kunduracıların yoğun olduğu bir semt vardı. Neresiydi orası tam Laleli'ye gelmeden? Ay semtin adını unuttum. Çok acayip bir semt. Doyum birhanesi şeyler oradaydı. Bir sürü Lubunyalar vardı. Ve hani cadının boçasını da anlatıyorum ya, şeyler çok oradaydı. Hepsi oradaydı. Bu şey yapanlar. Tombalacıların hepsi oradaydı. İşte hırsızlar, yan kesiciler, şikayetçiler, başka bir alemdi orası. Orada epeyce şeyli ve ilk travesti kelimesini de orada duydum. Sonra yavaş yavaş travestilerin olduğunu, bunların Taksim'de oturduğunu, Taksim'in dışında hiçbir yerde oturmadığını. Ondan sonra öyle bir arayış içine girdim. Translarla nasıl tanışırım? Beni tanıştırdılar. İşte ben gacivari olacağım dedim. Tipin çok güzel dediler ama çok kıllısın. Bu nasıl çözülecek? Canım hepimizde kıl vardı. Bir gün beni Taksim'e götürdüler. Yere yatırdılar tarla başında. Bütün vücudumu, yani göz kapaklarım, avucumun içinin dışında her yerimi ağda yaptılar. Bir de tuzaklarımın dışında. Körfez Savaşı ve o bizden bir üst olan şeyler, gacivari Lubunyalar, trans kadınlar bize lakap taktılar. Biz 5-6 kişi gacivari olduk. Körfez kızları diyorlardı bize. Halen o dönemin trans kadınları beni görünce nasılsın körfez kızı? Ve bunlar askere gitmemek için kadın kılığına girdiler diye bizimle dalga geçiyorlardı. Biz körfez kızlarıydık. Halen körfez kızı şeyi var bende.
seks işçiliği ve seks işçiliğini ben çok benimsemedim. İlk zamanlar şöyleydi seks işçiliği. Çünkü çok feodal bir ailenin içine geliyorsun. Namus kavramı çok baskın. Öyle büyüyorsun. Yani mesela din beni çok etkilememişti. 14-15 yaşında aslında ben ateist olmuştum. Ya da ben halen gerçi ateist değilim. Şeyim ben. Ne diyorlar ona? Deist de değil. Agnostik bir insanım ben. Hani insanoğlunun aciz olduğunu ve dünyanın, evrenin çok büyük olduğunu hiçbir şey bilmiyoruz gibi düşünüyorum. Neyse, oraya fazla girmeyeyim. Ben bunları o yaşlarda koymuştum. Fakat o namus, kültürel, o şeylerden çok kurtulmamıştım. Onun çok etkisindeydim. Namussuz olduğumu, bir orospu oldun işte yani. Bir de erkek orospusu. Bu çok felaket bir şey. Aileme gitmedim, tabii evi terk ettim, hiç kimseye gitmiyorum. Bir süre böyle bocalandım. O namussuzluk, ahlakçı baktığım için. Böyle bocalandım. Sonra işin içine girdikten sonra işte öyle olmadığını görüyorsun yani. Artık şey yavaş yavaş kavruyorsun. Hayır. Yani bir garson gibi ben de hizmet veriyorum. Bunu politik olmana gerek yok. Bunu anlıyorsun artık. Ama bunu yine de dışarıda saklıyorsun. Hani işte ne bileyim. Nasıl yerlerde söyleyeyim. Mesela o dönem işte medyadan, gazetecilerden birisi seninle konuştuğun zaman utanıyorduk. Ben seks işçiliği yapmıyorum. İşte akşam bilmem ne iş yapıyorum, kuaförüm. Ya da işte trans kadınların ya da eşcinsellerin o zaman yapabilecekleri meslekleri söylüyorduk. Terziyim, stilistim bilmem ne. Böyle geçiştiriyorduk çünkü böyle bir kapalılık vardı. Bizim Pınar Selik. Pınar'la tanıştım, o hemen arkadaş olduk. Atölyeye gittim ve ÖDP'de üyeyim ayrıca ama atölye beni daha çok sardı. Atölyede çok farklı şeyler yapılıyordu. İşte onu artık çok girmeyeyim oraya. İşte sokaktan aldığımızı dönüştürüp tekrar sokağa götürüp satıyorduk falan. Böyle şeyler oluyordu. Orada ilk tiyatroyla tanıştım. İşte benim böyle bir şeyim vardı. Bir özlemim vardı. Okulda piyes olunca beni oynatırlardı. Tiyatroyu öğrendikten sonra ben bunu yapabilirim. Böyle bir tiyatro bayağı bir ilgimi çekiyordu. O atölyede çeşitli gruplar, okuma grupları okuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Sonra neden tiyatromuz olmasın dediler. Ben hemen atladım. Ben de olacağım. İlk önce okumayla başladık. İşte tiyatronun tarihi, öyle bir tarih yokmuş. Yani dedik buradan çıkalım. Çünkü şeye kadar gittik. Bu yerleşik toplumlara girmeden önce toplama ve avcılık dönemindeki çağlara kadar gittik. Çünkü orada da insanlar şey yapıyormuş. Kadınlar evde duruyormuş. Erkekler ava gidiyormuş ya da bilmiyoruz artık. Belki de ortak yapıyorlar. Kadın erkek birlikte evde duranlar var. Ava gidenler var ve o ava gidenler ritüeller, ateşleri yakıp o hayvanların postunu giyip diğeri de onu nasıl avladıklarını gösteriyor. Tiyatronun şeyi buraya kadar gidiyor gibi. Neyse orayı bıraktık. Pratik işte sahne üzerinde tiyatro okumalar. Orada bayağı bir tiyatroyla bir yıl haşır neşir olduk. Sokak tiyatrosuyla başladık. Sonra çok iyi gidiyordu. Sonra Pınar'ın başına gelen o olay komplo olduktan sonra ya işte atölyede aldı yani tutamadık. Kapatmak zorunda kaldık. Çünkü direkt gözetim altına alındık. O zamanlar Renault'lar vardı. Halen Renault'lar devam ediyordu. 97 yıllarında falan. 96-97. Beyaz Renault'lar sürekli bizi takip almıştı. Biliyorduk yani. Ben çarka çıkıyordum. Daha seks işini bırakmamıştım. Ben koli yapana kadar bir hoşuma da gidiyordu. Onlar orada diye kimse bana madilik yapmıyordu. Biliyordum polis oradan beni bekliyor. Gidiyordum geliyordum orada bekliyorlar. Sonra işte şey peşimizi bıraktılar. Ulan bu yazık işte. Yani travesti bunlar. Yani bunların örgütle işi olmaz. Zaten Pınar'ın da olmadığını biliyorlar herhalde. Ondan sonra peşimizi bıraktılar. Birden kayboldu o şeyler falan. Hatta ben şey oldum ay ne güzel burada duruyorlardı madilik olmuyordu. Falan filan. Kapatmak zorunda kaldık atölyeyi. Sonra ben Mezopotamya Kültür Merkezi'ne gitmeye başladım. Ülker Sokak'ta şimdi 92'de 93'te falan bir Hortum Süleyman geldi. Hortum Süleyman'ı tanıyorduk.
artık biliyorsunuz onun şiddeti, hortumları vardı. 3 tane ayrı ayrı hortumu vardı. Sürekli bizi eve girerken gözaltına alınıyordu. Çevirmeden gözaltına alınıyorduk. Sokağa çıkamıyorduk. Alışveriş yapamıyorduk. Bakkala giderken alınıyorduk. Her yerden biz gözaltına alınıyorduk. Hortum Süleyman birden gitti. Tayini çıktı. Biz böyle bir mutlu olduk falan. 96'da falan Habitat. Bir Habitat dönemi vardı. Ve dediler ki Hortum Süleyman gelecek. Hani çünkü direkt bir İstanbul temizleme operasyonu başladı. İşte kimi temizleyecekler? Sokak çocuklarını, tinercileri, bir de travestileri temizleyecekler. Hortumu getirecekler. Biz de dedik ki hortum gelecek ve gidecek. Yani sırf onun için geliyor. Hortum Süleyman Beyoğlu'na geldi. Tekrardan. Ve böyle yaz dönemi olduğu için herkes tatile gitti. Tatile gidelim. Hortum geri gider, evlerimize geliriz. Çok yanlış yaptık. Meğerse hortum yerleşmeye gelmiş. Tabii ki Ülker Sokağı ilk baskılar. Feci baskılar yani. Sokak kapandı. Sokakta sıkı yönetim vardı. Sürekli herkesin kapısının önünde polis bekliyorduk. Çıkamıyorduk. Kolileri arkadan alıyorduk. O koliler de öyle azimliydi ki. Arkadan yerleri keşfetmiştik. Şimdi düşün. 5. kattayız. 5. kattan şeylerle iniyoruz. Yorgan, çarşafları birbirine bağlıyoruz, iniyoruz. O aradan boşluklar var. O boşluktan diğer sokağa geçiyoruz. Diğer sokağın binanın girişinden yer keşfetmişiz. Oranın kömürlüğünden diğer sokağa çıkıyoruz. Koli geliyor. Koliye de tarif ediyoruz. Adam o kömürlükten geçiyor. Geliyor. Biz koliyi 5. kata şeylerle çıkarıyoruz. Koliler böyle geliyordu. Böyle bir durum. Çok eğlenceliydi. Yani mesela şimdi bana o can havlı mıdır artık nasıl bir korkuysa, nasıl bir mücadele ise Hortum Süleyman geldiği zaman şak şak tık 5. kattan atlayıp hop tık gidiyorduk çarşaflarla bilmem ne. Şimdi herhalde yapamam yani. Bir de bende yükseklik korkusu var. Yapamam diyorsun ama gayet de yapıyorsun. Hortum Süleyman bayağı çok ciddi baskılar yaptı. En sonunda artık kapılar kırıldı. Balyozlarla bütün kapıları kırdı. Evleri yakıldı, kundaklandı. Eşyalar sokaklara atıldı. Artık sokağa giremez olduk. Sokağı kaybettik. Sonra da aldık. Herkes bir yere gitti. Amargi kuruldu. Artık ben feminizmi kavradım, o dili öğrendim, okumaya başladım. Mezopotamya Kültür Merkezi'ne tiyatro kurslarına gidiyorum. Tiyatro kursuna başladım. Çok disiplinli bir şekilde haftanın 3-4 günü tiyatro okuluna resmen gidiyorum yani. 2 yıl bu kursa gittim. Sonra feminizm teorisinde yolun yarısına geldiğimde yavaş yavaş kavradığımda artık seks işçiliğini bıraktım ve artık ahlaki bakmıyordum ben. Bana dayatıldığı için bıraktım. Bana dayatamazsınız, ben başka bir iş yapabilirim dedim, çıktım yola. Sonra insanlar iş vermedi, bunu artık çok anlatıyorum her yerde. İş bulmam çok zor oldu, kendi ayaklarımla durmaya çalıştım, çok aç kaldım. Sonra bir arkadaşım bana iş verdi, feminist bir kadın, kafe sektörü. Zaten benim alanım oraydı. Çalıştım. Oralarda da çalıştım. Velhasıl en son şeye geldi artık. Amargi açıldı. İşte Amargi'de feminizm teorisini akademi gibi tartışıyoruz. Eylemlikler oluyor. İşte ilk Konya buluşması oldu. Bütün kadınlar Konya kadınlar yürüyor. Adı altında bir etkinlik olarak ortak noktamız da Konya'da buluşacağız. Ulaklar yola çıktık. Ben de ulakların içinde İstanbul'da yola çıktık. Böyle etkinlikler devam ediyor. Kaosla ilişkilerimiz çok güzel. Lambda, Kaos, işte Amargi, diğer kadın kurumları. Bayağı bir feminizm ve LGBT'yi tartışmaları başladı. Ben işsizim. Yani ne yaparım ne yaparım. Ev sahibim bana midye sat dedi. Midye satmaya başladım ve artık şeye de gidemiyorum. Bu arada Amargi'de bir tiyatro grubu oluşturduk. Tiyatro Amargi. Orada da bir yıl çalıştık. Bir yılın sonunda bir oyun çıkardık. Yazmadan dökülen oyunu.
yazmadan dökülenler ve oyunun galasında şeyde yaptık, bizim için çok önemliydi. Türkiye'nin ilk sahneye çıkan Ermeni kadını olduğu için Afişale Tiyatrosu'nda galasını yaptık. Sonra işte amatör tiyatroların sonu hep aynı oluyor. Devam edemiyor. Bir yıl sonra dağıldı o tiyatroda. Bir de feminizm tiyatrosu yapalım. O da çok başka bir şeydir. Hani onu da oturtmak çok kolay değil. Bu yüzden dağıldı. Ben midye satmaya başladım ve bütün bunlar bende birikti. Ve o midye satarken de inanılmaz hikayeler. Başka bir dünyayla tanışıyorsun. Bambaşka. Yani evet, hep sokaktasın. Sadece bir fahişe olarak sokaktaki hikayelerle bir esnaf, bir seyyar satıcı, bir trans kadın hikayeleri çok farklı. Bunların bütün hepsi bende birikti. Ve bir arkadaşım bana dedi, sen niye çıkıp anlatmıyorsun? Ben hep, yani senin çok böyle bir yeteneğin var. Çok iyi anlatıcısın. Yaparsın. Taklit yeteneğin de çok iyi. Çık dedi. Ben bir gün ona anlattım. Bak dedi, iskeleti çıktı. Sonra Ayça Damgacı ile tanıştım. Ayça ile 2 ay çalıştık. Zaten dramaturg değil. Anlattı kendi hayat hikayem. Reji de yok. Ayça reji olmaz bu. Bunun şey değil. Bunun. Anlatacaksın stand-up bari. İşte yani orta oyun. İşte meddah. Al bohçanı çık dediler. Sonra o dile çok dikkat etmem lazımdı. Belden aşağıya farklı bir yere gidebilirdi. Bunun içinde o feminist dili nasıl oturtabilirim tiyatroya? Onun içinde tiyatro boyalı kuş, Jale Karabekir ile tanıştım. Jale ile de bir ay çalıştık. İlk gösterilerim feminist kadınları ve Lambda eşcinsel camiye, LGBT oluyordu. Çünkü oynaya oynaya oyun gelişti. Eleştiri, öz eleştiri, yani aslında benim bütün anlatılarım öyle. İzleyiciyle birlikte ortaya çıkıyor. Sonra artık bunu kamuoyuna da aktarmamız gerekli olduğunu söyledi arkadaşlar. Amar giden arkadaşlar örgütlendi. Başka kurumlardan bir grup oluşturdular. O zaman WhatsApp, Facebook bilmem ne yok. Mail üzerine bir grup oluşturuldu. O grup benden bağımsız çalıştılar. Çok güzel organize etmişler. Anadolu Kültür Merkezi. Onlar da sponsor oldular. Bilgi Üniversitesi'nde galası oldu. Cadının Bohçası ve birden patladı Cadının Bohçası. Sonra bütün üniversitelerde oldu. O dönem halen öyle. Yeni yeni başladı. Toplumsal cinsiyet dersi veren bütün hocalar ya toptan öğrencilerini gönderiyorlardı ya da beni bütün okullara çağırdılar. İstanbul'da gitmedim, üniversite kalmadı. Ankara keza öyle. Sonra İstanbul Türkiye turnesi başladı. Ardından Avrupa turnesi. Sonra ikinci oyun ve üçüncü oyun. Bu kadar. Bağdaşımı kurdum. Büyüm kafama, büyüm vurup aynı baktım abim. Büyüm vurup tabii baktım babama, ne oluyor ya? Bir baktım başörtü gitti, annem kovaladı beni. Tanrı'a giriyordum. Örüyorum, oradan da kovardılar, tanrıya girdim. Örüyorum, oradan da kovardılar, tamamlığa girdim, oradan da kovardılar. Ay bırakmıyorlar öreyim, yarışa yetişmem lazım. Allah'ım ben ne yapayım şimdi, şöyle bir durdum. Şimdi dedim, ben ne yaptım ki? Babam kafama yumruğu vurdu. Abim niye dövdü? Annem niye başörtüyü götürdü? Şimdi babamın günahını almayayım. Hiç annemi dövmezdik, dayağını hiç görmedik. Bağırı çağırı da mı dövmezdik? Ama abilerim her gün kız kardeşlerini dövüyor. Amcam da her gün yengemleri dövüyor. Dedim ben de kız çocuğuyum, o yüzden dövüyorlar, bir şey olmaz. Ben şunu bitireyim.